Evet, başlayalım. Şimdi efendim. Aha, kayıt ediyor. En son şey yapmıştık. Yani bu ODİ'lerin çözümlerinin varlığını ve initial condition'lara göre sürekliliğini göstermiştik. Yani o basitti az çok. Şimdi şey yapmamız lazım. Bu ifadenin P'ye göre, yani hem T ve hem P'ye göre continuous ve differentiable olduğunu. Tabii burada bir de verilen bir nokta için hani onun bir neighborhood'unu da tarif ettik. Bütün R cross M'e extend etmek de lazım. Yani her noktanın civarında bir flow tarif ettik ama bu her yerde tanımlı mı? Ve bütün T'ler içinde anlamlı mı? Ona bakmamız lazım. Onun için de şöyle yapacağız. Yani bu flow'u tarif etmek için şimdi şunu biliyoruz. Şimdi let P herhangi bir nokta olsun. Taking a coordinate neighborhood around P, we may assume that P is in Rn. Yani o neighborhood'u Rn'in bir komşuluğu gibi alabilirim. Yani ilk önce noktasal tarif edeceğiz. Ondan sonra da diyeceğiz ki bu aslında her yere de tariflidir. So we will solve the equation on equation, hangi equation? İşte bu equation x phi t p phi t derivative p on r cross rn diyelim. Yani lokal bir koordinat şeyinde. Şimdi take closed rectangular region around zero comma p in r cross rn. Yani bu şurası T direction olsun, burası Rn olsun. Şöyle bir region alıyorum. Ha, P noktası etrafında alacaktık. Özür dilerim. Yani şöyle olsun. Şöyle. Peki. In this rectangle, XP is Lipschitz with respect to the second coordinate. Second coordinate değil aslında. Bir dakika. Yani zaten burada first coordinate yok. Yani T'den bağımsız bir vektör alanı bu. T'den bağımsız.
Neyse yani P koordinatı with respect to P and hence taking bu rectangle'a R diyeyim. R even smaller if necessary we can find a solution phi minus epsilon plus epsilon cross u into m satisfying 0 p equals p. Şimdi manifold tıkız olduğu için her noktanın etrafında küçük bir aralıkta tanımlı bir çözüm var. Ama manifold tıkız olduğu için sonlu tane bu tipte çözümle ben bütün manifoldu kaplayabilirim. Since M is closed, yani evet, closed deyince compact connected. Yok, haklısın, compact connected. We can cover M with finitely many. İstersen şuna da UP diyeyim. Finitely many UPs. So that taking delta to be or epsilon to be minimum of this epsilon P1 epsilon PN. Şimdi her bir P içinde bir tane epsilon var ya. Ama sonlu tane bu open setler main'i cover etti. Her bir open set için bir tane epsilonum vardı. O epsilonların da minimumuna epsilon dersem we find a function işte nerede epsilon çarpı m'den şöyle bir fonksiyon bulmuş oluyoruz. Satisfying the equation. Neydi equation? İşte x phi tp equals and phi 0 p equals p. Phi 0 yani identity of M. Şey yapıyoruz. Yani geçen ders ODİ'lerin çözümlerinin işte sürekli olduğunu da göstermiştik. Initial conditionlara göre. Şimdi şey yapıyoruz. Manifold üzerinde çözümü bulmak için herhangi bir nokta aldığımızda manifoldun ilk önce onun bir koordinat neighborhood'unu düşünüyorum. Koordinat neighborhood'u open bir set. Onu Rn gibi düşünebilirim. Dolayısıyla bu denklemi sanki R çarpı Rn'de düşünüyorum. Ondan sonra da ODİ'lerin teorisinden işte şeyi biliyoruz. Bir tane böyle bir rectangle aldığımda eğer burada bu fonksiyonda Lipschitz ise ki Lipschitz neden
Yani x fonksiyonu çünkü continuous x somut bir fonksiyon, kompakt bir region'da, dolayısıyla bounded Lipschitz. Ondan sonra da bu noktanın civarında işte burası aslında evet şöyle düşünmek lazım bunu hatta değil mi? Şöyle bu P çarpı şöyle P virgül 0 virgül P noktasında böyle bir şurada bir daha küçük belki bir open set içinde bu noktanın etrafında daha küçük bir open set içinde şeyimiz tanımlı olacak. Yani şöyle bir daha küçük bir rectangle içinde çözümümüz var olacak. Nasıl bir rectangle o? İşte eksi epsilon p artı epsilon p çarpı bir up gibi bir kümede tanımlı çözümümüz var. Şimdi manifold kompakt olduğu için bu tipte aralıklardan sonlu tanesi manifoldu örtecek. Yani şu UP'lerden sonlu tanesi manifoldu örtecek. Diyelim ki n tane olsun. O P'lere karşılık gelen epsilonların en küçüğünü seçelim. Sonlu tane olduğu için en küçüğü de pozitif. O zaman elimde şu var. Bu existence ve uniqueness teoreminden dolayı bu elde ettiğim lokal çözümler de aslında hepsi tabii ki siz söyleyin. Overlap'lerde agree etmek zorundalar. O yüzden de elimde şöyle bir çözüm var. Yani M cross bir interval'dan M'ye giden bir çözüm var. Yani bu çözümlerin agree etmesi şundan. Böyle bir open sette işte çözümüm var. Böyle bir open sette de çözümüm var. Böyle bir nokta aldığımda buradan gelen ve buradan gelen iki tane çözüm var ama ikisi de bu denklemi sağlıyorlar. Yani birisi işte phi 1, birisi phi 2 olsun. Bir de phi 2 olsun. İkisi de aynı denklemi sağlıyorlar ve ikisi de bu noktada identity phi 0 eşittir identity. Yani P noktasını P'ye götürüyor. Dolayısıyla da bu iki çözüm overlap'lerde agree etmek zorunda. Existence uniqueness teoreminden. O yüzden de elimde şimdi böyle bir çözüm var. Biz şunu da gördük. Bu çözüm continuity lokal bir şey. Ve biz gördük ki local olarak bu parametrelere göre çözüm continuous. We have seen that phi tp is continuous on in t ve p. Her iki değişkene göre de sürekli. Şimdi iddiamız bir kere bunu bu epsilon aralığından bütün r'ye extend etmek. Ondan sonra da sadece continuous değil, somut olduğunu söylemek. Onu da şöyle yapacağız. Şimdi ilk önce extension'a bakalım. Next, we showed it. Is defined for all t in R. Sadece bu eksi epsilon artı epsilon aralığı değil. Bunun için de şunu yapacağız. Fikir çok basit. Bu bir akış. Yani t eşittir sıfırdan bir epsilona kadar manifoldun üzerine bir akış var. Bir nokta aldınız, birazcık aktı buraya geldi. Ama ben o akışı bu noktadan başlayarak da düşünebilirim. Yani değil mi? Bu noktada da t eşittir epsilon'da buraya gelmiştim ama bu nokta için de t eşittir epsilon'da başlıyorum.
işte T eşittir 2 epsilona gidiyorum vesaire, değil mi? Yani o akışı her noktanın gittiği yerden tekrar aynı akışı ard arda koyarsam, yani bunu kendisiyle kompoze edersem sürekli bir akış elde edeceğim. Onu da şöyle yapıyoruz. For any t in m t1 yani bu aralıktaki bir t için consider choose pardon choose an interval hep t1 minus delta t1 plus delta öyle ki bu eksi epsilon artı epsilon içinde kalsın. Yani bu aralığın içinde seçtiğim bir şey için yani T1 şurada, epsilonlar şurada, bu epsilon kadar. T1 diyelim ki şurada. Evet. Böyle. Burası eksi epsilon artı epsilon aralığı sıfır. Şurada bir tane T1 seçtim. Bunun içinde bir tane delta seçiyorum şöyle. Tamam. Yani aralık T1'in etrafında değil de. Şimdi in this case ya da now diyeyim. Now the function f şuna bakıyorum. Minus delta plus delta'dan m'ye giden f of t phi t1 plus t p. Şimdi t1 artı t değeri hala eksi epsilon artı epsilon içinde kaldığı için bu ifade tanımlı. Yani phi t1 plus t ifadesi tanımlı. Okay. Let also let q equals phi t1 of p olsun. Yani p noktasının bu flow altındaki akışında T1 anında geldiği yer. Then function bir tane daha fonksiyon tarif edelim. G eksi delta artı delta'dan f gibi by GT phi t q. Yani f phi p noktasının t1 artı t kadar gitmiş hali. G ise q noktasının t kadar gitmiş hali. O zaman and f t both satisfy both solves the initial value problem. Hangi denklemi çözüyor bunlar? Her ikisi de şu denklemi çözüyor. Y'in t'ye göre türevi eşittir x y t and y 0 equals q. Değil mi? Bakalım yani t yerine 0 yazdığımda phi t1 p'yi buluyorum. Phi burada t yerine 0 yazdığımda phi 0 q'yu buluyorum. Ama phi 0 yani isterseniz deneyelim değil mi? Şeye bakalım şimdi f
Bir kere türevini aldığımızda yani f'in türevi de f'in türevi phi'ın t'ye göre türevi. T'ye göre türevini alırsam bunun phi prime t1 artı t pi'yi elde ediyorum. Ama phi prime zaten x'in şeyi. Bu da phi t 1 plus t pardon t plus t1 pi evet yani x'in bu noktadaki değeri g prime t de g prime t de phi t prime q'ya eşit. Q dediğim şey de Q dediğim şey de Q dediğimiz şey phi t1 t'ydi değil mi? Phi t1 p okay. Şimdi burada bir dakika. Ya bu fonksiyonlar aynı olması lazım. X'in yani bir dakika. Evet, bu tanımlı olduğu yerde tanımlı olduğu yerde şimdi pi dediğimiz şey tamam. Ha tamam işte bu da zaten bir dakika. Bir dakika. Şimdi f'in türevi f bu. Bunun t'ye göre türevini alıyorum. Evet. T'ye göre türevi bu. Bunun şuna eşit olduğunu söylemem lazım. Yok, pardon. Şimdi bu g yerine bunu şöyle yazabilirim. Bu x of phi t1 p yok. Neydi? Buradaki noktayı alıp şeyin içine koyacağım. X of phi t of phi t1 p. Şöyle olacak.
Bu da buna eşittir. Neden eşit? Bu buna eşit. X of phi t plus t1 p'ye eşit. Dolayısıyla da f prime t, pardon, şöyle. Şimdi ve şey de var. And f zero dediğimiz şey, f of zero yani initial condition'ı koyduğum zaman sıfırı phi t1 p'ye eşit. Phi t1 p, ama buna zaten q dedik. Bu da zaten g'nin sıfırdaki değeri, değil mi? Evet. Sıfır koyduğumda phi 0'yu buluyorum. Phi 0 q, q'ya eşit. Q da phi 1 p'ye eşitti. Bir tek şurada şunu söylemek lazım. Evet. Yani şu ikisinin eşitliğini söylememiz lazım. Bu ikisinin eşitliği ise şu. Hani ben diferansiyel denklemi çözüyorum. Şimdi P noktası burada. T1 anında buraya geldik. Yani Q noktasındayım. Sonra bir T kadar daha gidiyorum. Aynı çözümün, yani birisi aynı diferansiyel denklemi çözüyorum. Birisinin initial condition'ı burada. Diğerininki burada, ama her ikisi de bu Q noktasında agree ediyorlar. Yani ne demek o? Bir dakika. Şimdi burada şey demek lazım belki. Evet. Şu ikisi, değil mi? Aynı denklemi sağlıyorlar. Bunun türevini aldığımda bunun türevini alırsam evet, ama orada sanırım iş şeye geliyor. İşte hani bir çözüm alıyorum, sonra onun arkasına diğer çözüm ekliyorum. T'yi buradan başlatmıştım. T1'de buraya geldim. T artı T1'de buraya geleceğim. O şeyden aynı. Bu noktada başlayan çözümden aynı şeyi verecek. Yani tam söyleyemedim ama buna birazcık düşünmek lazım. Yani trivial bir şey de şimdi göremiyorum şeyini. Bir dakika ya. Şimdi bunu çözmeye kalktığımızda yani aslında iş şeye denk geliyor. Şimdi bir noktada ben denklemi çözüyorum. Diyelim ki şurada çözümü var.
Ondan sonra şu noktadaki fonksiyonun değerine bakıyorum. Diyorum ki bu noktadan bir başka çözüm yazacağım. Nasıl? Initial condition'ı bu olacak şekilde bir çözüm yazıyorum. Bunun da tanımlandığı aralık şöyle olsun. Şimdi bu noktadan başlayan çözüm aynı diferansiyel denklem olduğu için şu iki aralığın ara kesitinde aynı denklemi vermesi lazım. Dolayısıyla da hani bu çözümü ben buraya kadar uzatmış oluyorum. Yani şurası işte sıfır noktası, burası atıyorum T1 noktası. Ben bir T kadar daha gidersem sıfırdan başlayıp T1 artı T'ye kadar gittiğimde elde ettiğim çözümle T1 anındaki initial condition'a göre elde ettiğim şu çözümün T anındaki değeri aynı. Onu söylüyorum. Bu ikisinin söylediği şey o. Tamam. Şimdi o zaman ne elde etmiş oluyoruz? Bunlar birbirine eşit olacağı için o halde f ile g birbirine eşit. Demiyor. Ne dedik burada? Both solves the IVP. Hence f of t equals g of t. Bu da ne demek? Yani bu da şu demek. Yani aslında belki bu şeye gerek yoktu bu kadar. T artı T1 P phi T1 P'ye eşit. For all P in M and işte T ve T1'de uygun şekilde seçildiğinde T in T1 eksi delta T1 artı delta. Bu da minus epsilon artı epsilon arasında kalacak şekilde. Şimdi buradan şunu yazabiliriz. So for any şöyle diyeyim epsilon si tj şu si tj epsilon and şöyle olsun. Si'ların toplamı tj'lerin toplamlarına eşit olsun. Bu tip sayılar aldığında we have phi s1 kompozisyon phi s2 kompozisyon phi sk atıyorum. Phi t1 kompozisyon phi t2 phi tl. Çünkü asıl olan şu buradaki sayının şunların toplamlarına eşit olması. Dolayısıyla da eğer ben bu şekilde sayılar seçersem aynı sayıda da olması lazım. Birisi k tane, birisi l tane. Bu toplamlar birbirlerine eşit olacak. Ve tabii ki her reel sayıyı bunların toplamı olarak yazabiliriz. Bunların toplamı olarak yazabiliriz. Dolayısıyla da değil mi? Any t in R can be written as t eşittir işte t1 artı tk tl for finitely many ti in epsilon artı epsilon. Yani hep bu eksi epsilon artı epsilon aralığında tanımlanmış olan o
ilk baştaki fonksiyonumuzu düşünüyoruz. Bunu art arda ekliyorum. Başka bir şey yapmıyoruz. Ve bu yukarıdaki şey de gösteriyor ki hani bu TI'ları nasıl seçtiğin de önemli değil. Dolayısıyla da so that phi extends to r close m to m. Burada tabii mesela m'nin kompakt olduğunu kullandık. Nasıl kullandık? Kompakt olmasa da sonuç zaten doğru değil. Kompaktlığı şurada kullandık. İşte sonlu tane nokta vardı. İşte bu m'yi sonlu tanesiyle örttük. Ondan sonra onlara karşılık gelen her biri ki i için bir tane epsilon vardı. Onların minimumunu aldık. O minimum pozitif bir sayıydı. Manifold kompakt olmasaydı hani bunu yapamayabilirdik tabii ki. Peki şimdi finally we need to show that phi r cross m'den m'e is smooth. Bunun için de şunu yapacağız. First note that x phi tp equals phi prime tp can be written. Bunu zaten yaptık da as işte integral equation olarak yazmıştık. Yine öyle yazayım. Sıfırdan t'ye kadar x phi s p ds Picard iterate'ler de yazalım. Phi 0 tp p olsun. Yani phi 0 dediğimiz şey aslında identity of m, başka bir şey değil. And phi n plus 1 tp de p plus 0 to p x of phi n s p ds olsun. Yani Picard iteratelerini yazıyoruz. Şimdi fikir şu, bu now we will use an idea of Arnold. Arnold'un diferansiyel denklemler kitabında hani bu fikri oradan aldım. His book on differential equations, theorem, ordinary differential equations. Evet. 1, 2, 13. Şimdi bir kere first now phi 0 which is identity of m is of class C infinity değil mi? Bu identity map olduğu için bu sonsuz kere türevlenebilir. Ama phi 0'yu ben x'in içine koyuyorum. Phi 0'yu x'in içine koyuyorum. X de smooth bir vektör alanı. İçine koyduğum fonksiyon smooth. O zaman bu x kompozisyon phi 0 smooth olacak. İntegralini alıyorum. Smoothluk bozulmaz. Sonra bir de bir nokta ekliyorum. Constant. Dolayısıyla phi 1 smooth oluyor. Sonra phi 1'ı bunun içine koyuyorum. Smooth olduğu için.
Bu sefer fight to smooth o şekilde bu bootstrap argument değil mi? The above recursion formula shows that each phi n bunların her birisi yani r cross m'den şeye yo ondan emin değilim. Bir dakika. Ha tabii. R smooth functions. Şimdi sonra da şunu yapacağız. Let psi n şu olsun. By definition phi n'in p değişkenine göre türevi olsun. Yani p dediğim şuradaki değişken, m'deki değişkenler. Mesela bir tane partial derivatifini alın. Then we have bu fonksiyon içinde elimizde şu var. Şimdi phi 0. Şimdi bu fonksiyon türevlenebilir olduğu için türevleri alabilirim. Bu da identity. Evet. Psi m plus 1 tp ise identity plus 0 to t x'in şimdi Y şöyleydi ya TP X of pardon bunun T'ye göre türevi X of Phi TP'di. Ben bunun P'ye göre türevini aldığımda bir şeyde o zaman yani şuna göre türevini alırsam işte del phi del pi bunun p'ye göre türevini alıyorum. Onun p'ye göre türevini almak bu chain rule olacak. Bu vektör alanının türevini alacağım. İçine bunu koyacağım. Sonra da bunu da bunun türeviyle çarpacağım. Değil mi? Bu da zaten psi'nin kendisi. Yani buradaki ifade şu olacak. D of x vektör alanının türevinden de kastettiğim şey şu. Vektör alanı lokal olarak x dediğiniz şey Rn'den Rn'e bir fonksiyon değil mi? N boyutlu manifoldun her noktasında size bir vektör veriyor. Vektör de Rn'de. Rn'den Rn'e bir fonksiyon bu. Onun türevini alıyoruz. Bu ifade çarpı bu psi tabi bunu şurada hesaplayacağım. Phi n s p ondan sonra da bunun türevi o da psi s p ds. Peki şunu şöyle tutayım olmazsa.
Şöyle. Okay. Şimdi bu sayılar da bu denklemi sağlıyor. İlki somut, diğerleri de bu indaktif formülden elde ediliyor. Dolayısıyla sıfırıncısı somut olduğu için birincisi somut olacak. Birincisi somut olduğu için ikincisi vesaire. Değil mi? By the same argument. Argument. Each psi n is somut. Okay. Ondan sonra da şunu yapacağız. Hence their limits phi tp limit phi n tp and psi tp bu da limit psi n tp r both smooth. Yok bir ki ha yok sumut önce şunu diyor r pardon r both continuous limitte sumut olduğunu doğrudan söyleyemiyoruz da ama sumut oldukları için continuous fonksiyonların da uniform limiti continuous. O yüzden bunlar continuous. Ve since psi n del phi n del p olduğuna göre her n için for all n we get limitini aldığımda da şey olacak we get psi equals del phi del pi. O halde ne görmüş olduk? Bunun p'ye göre türevi de continuous bir fonksiyon. Dolayısıyla enhance is continuous. Ama bu ne demek? Bu fonksiyon bir kere differentiable. So phi is continuously differentiable. Ondan sonra şunu diyebiliriz. Bu ifade aslında şu da var elimizde. Finally psi satisfies şu denklemi sağlıyor bu. Yani del pi bu psi dediğimiz şey aslında şöyle de yazılabilir bu exponential of 0 to t dx psi s p ds. Dolayısıyla da eğer bir kere türevlenebilirse o zaman sonsuz kere de türevlenebilir olacak. Neden? Şimdi bu ifadenin bir kere türevi varsa o gördük bir kere türevi var. İkinci türevi almak için ben her iki tarafın türevini alacağım. Bunun yani fayın ikinci türevi burada fayın birinci türevine denk gelecek. O birinci türevi var. Dolayısıyla burada bunun türevini alabilirim. Yani fayın ikinci türevi var. O yüzden de
sonsuz kere türevlenebilir. Yani şöyle diyeceğim, satisfies and does is infinitely many times times differentiable. Belki şunu söyleyeyim. Bu nereden geliyor? Bu da şuradan geliyor. Şunu şurada bu da yani şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi bu TP eşittir x of pardon, bunun t'ye göre türevi x phi tp'di. Ben bunun p'ye göre türevini aldığım zaman p'ye göre türevini aldığımda dx tp çarpı d phi dp gelecek. Evet. Şimdi efendim T'ye göre değil, özür dilerim. P'ye göre alacağım türevini. Yani bu ifadenin P'ye göre türevini alıyorum. Şimdi dikkat ederseniz bu şu. Ben şuna Y dersem mesela yok, buna psi diyeyim. Psi demiştik zaten. O zaman elimde şu var. Psi'nin t'ye göre türevi, evet, dx phi tp, yani böyle bir ifade var, çarpı psi'ye eşit. Bu bir sistem ve bunun çözümü de değil mi? Hani bu x prime eşittir ax gibi. Bunun çözümü de şöyle verilir. İşte bu exponential sıfırdan t'ye dx phi s p ds. Yani Arnold'un fikri buradaki şey, yani şu fonksiyonun sürekli olduğunu söylüyor. Bu fonksiyon sürekli ise o zaman işte bunun türevi sürekli. Ama bu fonksiyon sürekli olduğuna göre yani phi fonksiyonu aslında bir kere türevlenebilir. Bir kere türevlenebilir olduğuna göre ben bu ifadenin türevini alabilirim. Bunun türevini almak da phi'nin ikinci türevini almak anlamına geliyor. Dolayısıyla o şekilde hani türevleri sürekli arttırabiliriz. Peki, isterseniz ara verelim. Aradan sonra devam ederiz. Okey.